Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün alkol bazlı boyaları kullanarak çiçek deseni yapacağız. Elimde birkaç farklı markaya ait alkol bazlı boya bulunuyor. Jacquard, Pinata, Marabu ve Dipo markalarına ait. Alkol bazlı boyanın yanı sıra opak renkli beyaz rengini kullanacağım. Colorberry markasına ait. Burada kalıplarımı değiştirmeye karar verdim. Daha büyüklerine geçtim. 2 bardak altlığı için yaklaşık 80 gramlık epoksi hazırlıyorum. Burada kullandığımız epoksinin yoğunluğu önemli. Akışkan değil, yoğun kıvamlı bir epoksi kullanmanız gerekiyor. Benim kullandığım epoksi birebir oranlıydı. Gördüğünüz gibi kıvamı bal kıvamında. Epoksimden az bir miktar ayırıyorum ve içine opak beyaz boya damlatıyorum. Daha sonra bu boyayı küçük bir poşetin içine koyacağız. Kullandığımız epoksi yoğun olduğu için baloncuklar olması çok normal. Şimdi onları yok etmek için sıcak hava tabancası kullanıyorum. Sıcak hava tabancası veya pürmüz kullanırken aynı yere çok sık tutmamaya çalışın. Çünkü fazla ısınmadan dolayı kalıbınıza zarar verebilirsiniz. Ben 6 tane renk seçtim. Açıklama kısmında renklerin isimlerini görebilirsiniz. Boyaları sırayla 3'er damla olarak damlatacağım. Boş kalan yerlere neon renkli alkol bazlı boya kullanıyorum. Ardından gelişigüzel diğer renklerden de dökmeye başlayacağım. Renklendirdikten sonra bir spatula yardımıyla dıştan içe doğru yuvarlıyorum. Çiçeğimizin ortasına renkli glitterlardan koyuyorum. Beyaz renkli opak boyayı küçük poşetimize koyup sıkıştırıyorum. Ardından ucundan keseceğim. Çiçeğimizin yapraklarını dökmeye başlıyorum. Üç boyutlu bir görüntü için farklı katmanlarda yaprak koymaya devam ettim. Yani boşluk kalacak yerlere tekrar yaprak yapıyorum. Tekrar sıcak hava tabancası kullanıp boyaların dağılmasını sağlıyorum. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat dökümünü yapıyorum. Ardından çiçeğimiz hazır. Şimdi gelin kalıptan çıkaralım. Kalıptan çıkardığımda gerçekten bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Görünce çok şaşırdım. 3 boyutlu efektli gibiydi. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımı ve videolarımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Eğer sorularınız olursa bana Instagram üzerinden ya da videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.